Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir ana yemek tarifiyle yine karşınızdayım. En sevdiğim beyaz et tavuk kullanacağım. 2 adet tavuk göğsüm var. Gördüğünüz gibi fileto şeklinde kesiyorum ince ince. Çok kalın olmamasına dikkat edelim lütfen. İki parçada da aynı işlemi yapıyorum. Tabii kişi sayısına göre de aslında miktar değişebilir. Tek ya da iki kişiyseniz tek parçada yeterli olacaktır. Ya da arttırabilirsiniz de sayıyı, tamamen size bırakıyorum. Ama iki parça en ideal miktar oluyor bana göre. Kesme işini tamamladıktan sonra tavuk göğüslerimi kesme tahtımın üzerine yerleştiriyorum. Tamamını yerleştirdikten sonra üzerine bir yağlı kağıt serebilirsiniz ya da streç film de kullanabilirsiniz bu şekilde. Sonrasında sert bir cisimle, ben et çekici kullandım bu arada, ama siz yoksa eğer sert bir cisimle bu şekilde açabilirsiniz. İncelttiğim etlerimi şimdi kasemin içerisine alıyorum. Bu yemekleri hazırlarken en sevdiğim kısmı da soslarını hazırlamak. Gerçekten bol sos seven birisi olarak bundan çok keyif alıyorum ve çok da lezzetli oluyorlar. Neler yaptım şimdi? Bir miktar karabiber, bir çay kaşığı kadar pul biber ya da toz biber ilave edebilirsiniz. Biraz tuz ve zeytinyağı. İçerisinde bekleteceğim ben diğer yemeğimin malzemelerini hazırlarken. Bunlar sosla birlikte bir süre beklesinler. Bir adet soğan kullandım. Soğanlarımı yarım ay şeklinde dilimledim. Fırında yapacağım için yemeğimi fırın tepsisini yine zeytinyağı ile yağladım. Sonrasında da dilim şekline getirdiğim soğanlarımı tepsimizin zeminine serdim. Ve patates kullanacağım. Tavuk ve patates zaten bence müthiş bir ikili. Gördüğünüz gibi onları da kabuklarını soyduktan sonra halka halka dilimledim ve soğanlarımın üzerine onları da yerleştiriyorum. 4 adet kullandım. İsterseniz arttırabilirsiniz. Patateslerimin üzerine de bir miktar tuz, karabiber ilave ediyorum. İsterseniz tabii farklı baharatlar da yine kullanabilirsiniz. Ve sırada incelttiğim tavuk göğüslerim var. Biraz da yağda ve sosta beklemişlerdi biliyorsunuz baharatların içerisinde. Hiç böyle boşluk kalmayacak şekilde en üst katmana da, yani patateslerin üzerine de onları yerleştiriyorum. 5 adet büyük boy mantar kullanacağım. Mantarımın kabuklarını soydum. Yıkamak isteyen arkadaşlarım tabii yıkayabilirler. Onları da yine halka şeklinde dilimliyorum. Çok kalın olmayacak şekilde. Ben sap kısımlarını kullanmadım. Seven arkadaşlarım varsa kullanabilirler. Sap tavuklarımın üzerine yine mantarlarımı da yerleştiriyorum. İsterseniz yani tavuğunuz ne kadarsa mantarı da o kadar kullanabiliyorsunuz. Ben bol miktarda mantarlarımı da yerleştiriyorum şu anda. Ve 180 derece fırınım hazır. Yaklaşık 20-25 dakika kadar orada pişireceğim. Bu arada kaşarlarımı rendeledim. Zaten fırında tavuk olursa kaşarsız olmaz. Kaşarlarımı rendenin iri tarafıyla rendeledim. 2 adet domates kullanacağım. Ben kabuklarını soymadım. İsteyen arkadaşlarım soyabilirler. Onları da küp küp olacak şekilde dilimledim. Bu arada tavuklarım da fırında pişiyorlar. Onları önceden biraz pişiriyorum. Kaşarlarla beraber domateslerimi karıştırdım. Birazdan ve üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim. Bir miktar yine karabiber. Zaten bu tavukta karabiber o kadar güzel oluyor ki olmazsa olmaz. Her tavuk yemeği için geçerli tabi. Yine bir miktar tuz ilave ettim ve bir adet yumurta kırdım. Ve bu da ayrı bir karışım olarak şimdi hazırlıyorum. Onu da tavukların biraz piştikten sonra üzerine gördüğün bol miktarda dağıtıyorum. Bu da aslında yemeğimizin son dokunuşlarından diyebiliriz. Kaşarlar eriyecek, domatesler pişecek. Zaten harika bir renkte ortaya çıkacak işte. Nefis ana yemeğimiz gördüğünüz gibi hazır. Domates ve kaşarları sonradan ilave ettikten sonra bir 15 dakika yine 180 derecede pişirdim. İşte tam da bu kıvamı aldılar. Hepinize afiyet olsun. Daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarifler için lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.